Evet efendim, Üstad Hazretlerini siz yakından gördünüz, sohbetine mazhar oldunuz elhamdülillah. Evet, ne zaman, nasıl gördünüz Üstad Hazretlerini? Efendim, teşekkür ederim. Şimdi Üstad asrımızın mümessili, yani Kur'an mümessili. Evet. Peygamberimizin bir varisi, hakikisi. Evet. Bunu tabi okuyan, anlayan bilir. Evet. İcraatıyla da biliniyor. Şimdi düşünüyoruz, her insan, her insanda bir meyli tarihi hakikat var. Evet. Yani bu meyli tarihi hakikat, hakikatları arama, bulma meyli var. Her insan bunu bulacak, evet, arayacak. Bu her insana lazım olan bir şeydir. Yine Üstad, İşaratül İcaz'da evet, buyuruyor ki, evet, hidayet ruhun cennetidir diyor. Yani insan ruhunun en rahat ettiği ortam, şart ancak hidayettir. Hidayet Kur'an'ın nuruyla nurlanmak, İslam'ın şerefiyle şereflenmek ve İslam'a kavuşmaktır. Bütün insanlık buna muhtaçtır. Biz de tabii o zamanlar, yani 957 yılında öğretmen oldum ben. Evet. 23 yaşında bir delikanlıydım. Ruhumuz o zamanın eğitiminin, o zamanın cereyanlarının meydana getirdiği bir karanlıkla ruhumuz kararmıştı. Biz de bir tarihi hakikat peşinde koşuyorduk. Yani bir hakikati bulmak istiyorduk. Evet. Bu hakikat zaten herkese lazım, demin dediğimiz gibi. İnsanlığın rahatı ancak hidayetle mümkün. Biz öğretmen olup Diyarbakır'a gittik, tayin olduk. Orada o zaman ceryanlarıyla yine biz karışık bir şekilde yaşıyorduk. Ne yapalım? Evde karar verdik. Biz namaz kılalım. Evet. İslam'ı öğrenelim. Daha o zaman öğrenmemiştik İslam'ı. Evet. Çünkü okullar bize İslam'ı öğretmiyordu. Hatta tersini öğretiyordu. Evet. 955'in, 56'nın, 54'ün okulları, öğretmen okulları hususan, evet, bir aksi bir cereyan vardı. 950'de tabi bu cereyanlar kesildi. İslam'a doğru, insanlığa doğru bir meyil oldu. Uzatmayalım. Biz o zaman hakikati arayacağız ya. Evet. İnsan hakikati aramadığı zaman, İslam'ın dışında yaşadığı zaman ruhu fevkalade rahatsız oluyor. Biz bu rahatsızlığın içerisine düştük. Yani küfrün, imansızlığın, ceryanının rahatsızlığını yaşıyor idik. Arayalım, bulalım, neyi bulalım? Biz dedik ki bir tarikata girelim, bir şeyh bulalım. Böyle bir mülahaza ile düşünürken, böyle bir mülahazada yaşar iken, bir gün akşam namazından sonra, daha namaz kılmıyorduk o zaman da, dedim evdeki bizim hatuna, dedim namaz kılalım artık. Şimdi ölüm gelse, ölsek, evet, biz herhalde imanlı gitmeyiz de imansız gideriz. Evet. O zaman ne yapacağız? İmansız gitmek ebedi bir felakettir. İnsanlığa da yakışmayan bir iştir. O zaman biz bir imanımızı tazeleyelim, bulalım, imana kavuşalım diye düşündük. O gece bu mülahaza ile uyuduk. Fakat uyuduk da uykuda bir rüya görüyoruz. Evet. Bazen rüyalar insanın hidayetine, kurtuluşuna da sebep oluyor. Çünkü sadık rüyalar bir ilham-ı ilahidir. Bir kurtuluşa vesiledir. O rüya gerçi biraz uzun ama o rüyayı biz Necmettin Şahiner'in yazmış olduğu Son Şahitler'de de, evet, bahsettik. Evet efendim. Arzu eden arkadaşlar orada geniş olarak okuyabilir. Evet. Rüya şöyleydi. Kıyamet kopuyor. Kıyamet kopacak dediler. Evet. Bir zat göründü ufukta. Bir çoban kıyafeti var, giymiş. Evet. Dediler bu İsrafil Aleyhisselam. Elindeki suru üfleyecek. Üflediği zaman kıyamet kopacak, bütün insanlar, varlık, canlılık ölecek dediler.
Baktım o İsrafil Aleyhisselam'ın bulunduğu mekanın yanında bir ırmak akıyor. Irmak gayet berrak, temiz. Dedim, yanında bizim hatun da var. Dedim ki, ya Rabbi, biz şu ırmağa yaklaşsak da ondan sonra İsrafil surunu üflese, biz ondan sonra ölsek diye düşünürken öylece oldu. Irmağa yaklaştık, sur üflendi. Rüya o kadar hakikat. Sur üflenince biz öldük. Aynen öldük. Ruhumuz çekildi. Ellerim böyle kasıldı böyle. Öldük biz. Öldük ama kaç sene yattık orada? 500 sene yapmışız. Toprakta. 500 sene sonra ikinci sur üfleniyor. Hemen ayağa kalktık. Topraktan bir tohumun bir anda filiz verip yeşerdiği, evet, gibi biz birden topraktan ayağa kalktık. Ondan sonra biz o zaman dirildiğimiz zaman üryan idik. Yani üstümüzde bir elbise yoktu. Evet. Yine üstadımız sözlerde 10. sözde buyuruyor. Biz bunu tabii sonradan öğrendik. Orada diyor, insanlar haşirde dirildiği zaman üryan olarak topraktan, mezardan kalkacak. Fakat fıtri bir libas ona giydirilecek. Evet. Biz demek ki Risale-i Nur'u daha henüz tanımıyoruz, üstadı tanımıyoruz. Fakat rüyamızda bize ondan ilhamlar geliyor. Bir baktım, bu üryan vaziyetteyken fıtri bir libas bize giydirildi. Ayağa kalktık, yürüdük. O ırmağa doğru yürüyorum, ırmak yakın. Orada ırmağa daldık. İki tane genç geldi yanıma, biri sağıma, biri soluma girdi. Bu ırmaktan bir geçeceğiz. Geçmeye başladık. Tam ırmağın ortasına vardığımız zaman dediler, bu ırmaktan bir su iç bakalım. Irmaktan bir su içtim böyle. Irmak gayet berraktı. Bir de ağzını yüzünü yıka dediler. Öyle yaptık. Ondan sonra içimizden bazı şeyler döküldü. Karşı yakaya geçtik. İsrafil Aleyhisselam tekrar orada duruyor. İsrafil Aleyhisselam'la da mülaki olduktan sonra o iki genç beni alıp birçok yerleri gezdirdiler. Öyle yerler gezdik ki o gezdiğimiz yerlerin dünyada emsalini görmedim. Evet. Tarifi de mümkün değil. Orayı herhalde zannederim ki cennet olduğunu düşünüyorum. Biz tabi bu halet-i ruhiye içerisinde rüyadan uyandık. Evet. Uyandığım zaman baktım ki ağzımın içi zehir gibi olmuş. Uyandım ama 5 dakika, 10 dakika falan durdum. Çünkü hakikaten ölmüşüm. Evet. Kendime geldim, şöyle baktım. Tamam, ölmüşüz dedim ama dirildik. Sabahleyin kalktım. Tabii öğretmeniz o zaman. Hatun'a dedim ki artık bugün namaza başlıyoruz. Ben ne yapayım? Şimdi okul tatil edelim. Cumartesi günüydü. Oradan Diyarbakır'a gideceğiz. Orada bir tarikat şeyhi bulacağız. Ondan sonra ona intisap edeceğiz, ders alacağız, evet, imanımızı kurtaracağız. Bu düşünceyle gidiyoruz. Öylece yaptık. Diyarbakır'a vardım. Orada her zaman görüştüğüm bir arkadaşım vardı, onun dükkanına uğradım. Hocam dedi, bugün hiçbir tarafa gitme, seninle dedi bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Dedi, burada Bediüzzaman Hazretlerinin dedi bir halifesi var. Biz halifene, şeyhine bildiğimiz yok ya. Evet. Oraya seni götüreceğim. Olur dedik. Biz akşamı zor ettik yani. Akşam oldu. Gittik. Orası dershaneymiş. Evet. Dershanede de Mehmet Kayalar diye bir üstadın talebesi var. Mehmet Kayalar abimiz. Allah rahmet etsin. Geçen sene vefat etti. Efendim, onun dershanesine, dersine oturduk. Orada hakikaten aradığımızı bulduk. O Risale-i Nur okuyordu. 32. sözden okuyordu. Biz onları olduğu gibi anladık, kavradık. O gün Risale-i Nur'un dersinde, üstadın isminde, üstadın sohbetinde inanın ki aradığımı buldum. Ruhum, evet, hidayete erdi. Ruhun cenneti olan hidayeti bulduk. Cennete o gün kavuştum ben. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet.
Şimdi ben de isteğim şu ki bütün gençler, bütün insanlar evet. bu hidayet nuruna kavuşsunlar. Bu eserleri bol bol okusunlar. Evet. Zamanlarını boşa geçirmesinler. Cenab-ı Hak razı olsun.